Devlet memurlarının almış olduğu maaş haramdır deniliyordur. Bu iddia doğru mudur? Evvela bu iddianın fıkhi tartışmasına veya fıkhi değerlendirmesine girmeden önce şunun bilinmesi gerekmektedir. Bu mesele esasen fıkhi boyutundan öte siyasi bir takım yaklaşımlardan dolayı tartışılmaktadır. Yani bunun haram olduğuna dair ki hüküm verenler ve haramlığına kail olan vatandaşlarının çoğunun gerekçeleri siyasi izahlarla alakalıdır. Yoksa bu meselenin fıkhi boyutuna baktığımız zaman da bunun haram olduğunu iddia edenler veya bu şekilde hüküm verenlerin gerekçelerinin veya izahlarının hiçbirinin tutarlı bir yanı söz konusu değildir. Bundan dolayı bir vatandaş devlette çalışıyor diye her ne kadar sistem İslami bir sistem olmasa da sırf bu şekilde bir sistemde çalışıyor diye almış olduğu kazanç haramdır denilemeyecektir. Zira Hanefi mezhebine göre bir işçinin ay içerisindeki çalışmasının haram olup olmamasını belirleyen iki etken vardır. Birincisi, bu işini yapmış olduğu firmanın kazancının tamamının haram olup olmaması. İkinci olarak da ay içerisindeki çalışması esnasındaki yapmış olduğu işin haram olup olmamasıdır. Bundan dolayı bir kişi eğer dinen meşru bir iş yapıyorsa, ne bileyim evrak takip ediyor, muhasebe yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, bu işleri yapıyorsa ve ikinci olarak da çalışmış olduğu firmanın kazancının tamamı haram değil ise, bu durumda fıkhi olarak bu kişinin almış olduğu ücrete haramdır denilemeyecektir. Hatta bu hususta Hanefi mezhebinde gayrimüslimin yanında çalışması da yine aynı şekildedir. Halbuki gayrimüslim olan kişi kafirdir. Müslüman değildir. Müslüman olmasa bile bir Müslümanın gayrimüslimin yanında tartışılır Hanefi kitaplarında ama fıkıh kitaplarında ama bir Müslümanın gayrimüslim yanında çalışması dediğimiz gibi eğer gayrimeşru değil ise ve kazancı da haram değil ise caizdir. Bu da haramlıktan bahsedilmemektedir. Peki devlet memurlarının almış oldukları maaşın helal olduğunu, haram olmadığı kararı ne ile alakalıdır? Şimdi devletin genel olarak bakmış olduğumuz zaman gelir kaynaklarının çoğu vergiler üzerindedir. Evet, bu vergilerin içerisinde dinen haram olan faizli kurumların veya gayrimeşru kurumların, içki firmalarının, bunların da haram yani haram vergi kaynakları da vardır. İkinci olarak, İslam hukukunda devletin bu boyutta bir vergi rakamı alıp almaması da tartışmalıdır. Ancak sonuç itibarıyla devletin meşru firmalardan almış olduğu, normal bir teknolojik firmasından aldığı bir un, şeker, tuz, normal bir domates, et, balık, peynir, zeytin bunları üreten firmalardan almış olduğu vergileri de söz konusudur. Bunların dışında köprüler, yollar, elektrik, su bu tür şeylerden elde etmiş olduğu da belli bir gelirler de söz konusudur. Bundan dolayı devletin kazancının tamamına haramdır ifadesi kullanılamayacaktır. Kazancına haram denilemeyince kazancının içerisinde meşru olma boyutu veya meşru olma ihtimali bulunan bir rakam var ise bu durumda vatandaş oraya niyeten ben burada çalışıyorum diyebilir. Bunda fıkhi herhangi bir mahsur söz konusu değildir. İkinci olarak vatandaşın kazancının helal olup olmamasını belirleyen etken yapmış olduğu eylemdir demiştik. Bundan dolayı vatandaş eğer kendi devlet dairesinde yapmış olduğu işlem faizi takip etme, faiz alma, faiz verme gibi haram bir boyut değilse, haram bir işlem değilse, sadece resmi valilik gibi veya sair şey kurumlarında gibi öğretmenlik, doktorluk bu tür işlemleri yapıyorsa, yapmış olduğu eylem de meşru olduğundan dolayı almış olduğu kazanca dinen haram denilemeyecektir. Dediğimiz gibi haramdır ifadesini kullananların izahları ve gerekçelerine de baktığımız zaman fıkhi olmaktan uzak daha çok siyasi gerekçelerdir. Hanefi mezhebinde tekrar diyorum, Hanefi mezhebinde bir kişi bir kurumda çalıştığı zaman da kazancının haram olması için bir yaptığı işin haram olması, ikinci olarak kurumunun kazancının tamamının haram olması gerekir. Bu şekilde değilse kişinin almış olduğu para haram olmayacaktır. Thank you.